Açıkçası ben bu konuda böyle televizyon karşısında insanlara anlamlı bir şeyler söyleyecek kadar kendimi şahsen yetkin, donanımlı hissetmiyorum. Ama bir bilgi paylaşımı, bir tespit ve bir kişisel gözlem paylaşayım. Birincisi, yaratıcısına Nobel Ekonomi Ödülü kazandıran mikro kredi kavramında şu ortaya çıkmış ki mikro kredi nedir? Şöyle anlatalım. Çok küçük meblağlarda bir anlamda karşılıksız çok dar gelirli insanlara kredi verildiğinde onları hayata kazandırmak, hayata bağlamak, bir Can suyu. koltuk değneği, can suyu vermek mümkün ve bu çok düşük bir maliyetle mümkün. Yani siz bir kadına, bir adama işte icabında 300 liralık kredi verdiğinizde, ona bir ekmek teknesi kazandırdığınızda o hayat içerisinde tutunabiliyor. Mikro krediyi aşağı yukarı çok kabaca böyle özetleyebiliriz. Mikro kredilerin kadınlara verildiği durumlarda, yani erkeklerden çok daha stratejik, çok daha düzgün ve çok daha uzun vadeli yatırımlara, girişimlere çevirdiği ortaya çıkmış. Yani esasında paranın değerlendirilmesi konusunda kadın zekası daha üstün. Paylaşacağım bilgi bu. Kişisel gözlemim iş dünyasındaki kadın profiliyle ilgili. Belki de biraz önce sizin değindiğiniz bu kadın erkek egemen iş dünyasında, hatta belki erkek egemen dünyada demeliyiz. Kadınların belli pozisyonlara gelmesi iş dünyasında çok çaba, çok mücadele veya çok insanüstü bir performans gerektirdiğinden, bir erkeğe kıyasla çok daha fazla şey yapması ve kendini ispat etmesi gerektirdiğinden, iş dünyasındaki kadınların ben fazlasıyla yırtıcı, hırslı, hınçlı olduğunu gözlemliyorum. Ve aslında onların belki de iş dünyasında en faydalı, anlamlı olabileceği o kadınsı duygularından uzaklaşmak zorunda kaldıklarını görüyorum. Bu bir tercih midir, mecburiyet midir? Bununla ilgili ben bir şey söyleyecek haddim değil, yani bir gözlemim de yok. Fakat bunun şey olması bir lazım. Bir kere söylediniz zaten. Deneyimler de var. Hayır, şöyle işte ben bunları deneyimlerimden çıkartıyorum ama ben bunun sebeplerine dair böyle burada çıkıp ekranda ahkam kesecek bir birikime sahip değilim. Bunun üzücü olduğunu düşünüyorum. Yani kendi gözlemlerimden çıkardığım, evet, bu. Kendi tercihime gelecek olursak, mesela ben açıkçası bu bir pozitif ayrımcılık mıdır değil midir, ne diye tanımlanır bilmiyorum. Şahsen ben hep hayatımda kadınlarla çalışmak istedim. Yani en temel, en böyle pragmatist açıdan baktığımızda dahi erkek zekasına ihtiyaç duymuyorum ya. Benim zekam erkek tarafını yeterince dolduruyor. Ben kadın zekasına ihtiyacım var. Kadın bakış açısına ihtiyacım var. İşte estetik, titizlik, uzun vadeli strateji, çok yönlü düşünebilme. Erkek dünyasında bunlar yok. Ne yazık ki. Sadece olduğunu iddia eden, sahip olduğunu iddia eden erkekler var. Benim bu konuda söyleyebileceklerim bu kadar.